Mehmet Demirkol'dan Galatasaray'a övgüler. Galatasaray Sparta Prag'la son 16'ya kalma mücadelesine çıkıyor. Sarı Kırmızılıları değerlendiren Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın kolay bir tur geçireceğini düşünüyorum. Bu rakibin gücüyle alakalı değil sadece. Tabii ki Galatasaray'ın kadro kalitesi çok daha yukarıda rakibine göre. Ama asıl önemli olan Sparta Prag'ın oyun stili tam Galatasaray'a göre. İleri hatta Mertens ve Barış Alper çok formda. Kerem ne olursa olsun vazgeçilecek bir oyuncu değil. Ve tabi Zaha. Bu dörtlüden hangi üçü oynayacak göreceğiz. Icardi'yi değinmeye gerek bile yok. Tam bir fenomen. Gol atmadığı zaman bile takıma katkısı çok üst seviyede. İfadelerini kullandı. Peki sizce Galatasaray mı Sparta Prag karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan El Sharabi bombası. Son iki transfer penceresinde takımın en önemli ihtiyaçlarını son günlere bırakarak taraftarlarını üzen Cimbom bu kez işi sıkı tutuyor. Transfer görüşmesi yapılan oyuncularla kontağını sürdüren Galatasaray idareciler yeni oyuncularla da görüşmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminin hemen başında yıldız bir oyuncuyla anlaşmak isteyen Galatasaray bu doğrultuda flash bir ismi gündeme aldı. Sarı kırmızılılar Roma forması giyen Stephen El Sharabi'yi listesine ekledi. Yıldız oyuncu için sezon sonunda teklif yapılacak. Galatasaray tecrübeli sol kanadın sözleşmesinin 2025 yılında bitmesini büyük bir avantaj olarak görüyor. El Sharabi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Galatasaray'da deprem. Bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın Euro 2024 sonrasında rekor bir bonservis bedeliyle yurt dışına transfer olması bekleniyor. Ancak Galatasaray'ın oyuncuyu transfer ederken eski kulübüne sonraki satıştan %20 pay vermesi sarı kırmızılılarda deprem etkisi yarattı. Ankara Keçiören gücünden bu payı almak için harekete geçen Galatasaray girişimlere başladı. Terminatöre dönüşen Barış Alper Yılmaz'ın zirveye çıkan bu performansının altındaysa sezon başından beri yaptığı ekstra idmanlar yatıyor. 23'lük yetenek fizik gücünü daha da yukarı çıkarmak için büyük bir uğraş veriyor. Ekstradan pas ve şut çalışmaları da yapan Barış'ın kendine ait bir analiz ekibi de var. Genç oyuncu analiz ekibinin saha içinde belirlediği eksikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu ekip çalışması da milli yıldızın grafiğini yukarı çıkarmasına yardımcı oluyor. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olan Süper Joker'le ilk ayağın ve İngiliz ekipleri çok yakından ilgileniyor. Galatasaray 5 yıllık imzayı attırdı. Galatasaray iç transferde önemli bir hamle yaptı. Yönetim performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. 2026'ya kadar kontratı bulunan Lucas Torreira ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan yönetimin 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin euro üzerinden yeni kontrata ikna ettiği bildirildi. 8 Ağustos 2022'de Arsenal'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı önlibero sarı kırmızılı formayı 2028 yazına kadar giymeye devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Torreira, defansif anlamda takımın sigortası konumunda bulunuyor. Galatasaray Barış Alper'le 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Torreira ile anlaşan ve Fernando Muslera'yı da yeni kontrata ikna etmeye çalışan sarı kırmızılı yönetim Barış Alper Yılmaz'la da sözleşme uzattı. Sarı kırmızılılar da Barış Alper Yılmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Sol bek, sağ bek, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında takımının jokeri olan Barış'ın performansı teknik direktörü Okan Buruk'un da yüzünü güldürüyor. Halihazırda 2027 yazında bitecek kontratını 2029'a kadar uzatan milli yıldızın maaşı da %100 arttırıldı. Yıllık kazancı 10 milyon lira olan Barış Alper Yılmaz'ın maaşı böylece 20 milyon lirayı buldu.
Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olan genç yıldızı Serie A temsilcileri Lazio ve Napoli'nin yanı sıra La Liga ekibi Real Betis'te yakından takip ediyor. Galatasaray'dan Haziran bombası Rafa Silva. Kış transfer sezonunu son olarak köhne imza attırarak kapatan Galatasaray transfer çalışmalarını sonlandırmayacak. Sarı kırmızılılar orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Cimbom'un Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncu geçen sezon 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Rafa Silva ile Galatasaray dışında Lazio ve Inter'de yakından ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek. Mertens'in de sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, Belçikalı 10 numaranın boşluğunu Portekizli yıldızla doldurmayı planlıyor. Sağ ayağını etkili şekilde kullanabilen Silva, forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon euro ile en yüksek değerine ulaşan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Tete için dev teklif. Sasha Boy için Alman devi Bayern Münih'e 35 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşan Galatasaray'da bir sürprizle Brezilyalı Tete'de yaşandı. Genç oyuncu için kulübe Brezilya temsilcisi Bahia'dan 10 milyon euroluk bir teklif geldi ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Brezilya'da transfer sezonu 7 Mart 2024'e kadar açık durumda. Galatasaray'a yakın kaynaklar Tete'nin kısa süre içinde takımdan ayrılacağını ifade ediyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Tete, Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayınca Okan Buruk'un gözünden düşmüştü. Sağ kanatta 3. alternatif konumuna düşen Brezilyalı futbolcu yeni bir başlangıç yapabilmek adına Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.